بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالعلم والعرفان. الله سبحانه وتعالى حمد سنة بوسن رسول أكرم عليه الصلاة والسلام صلاة وسلام نرمز بوسن هش قدم مكتب طالب لالة طالب لالة barcha tinglovchilarga, kuzatuvchilarga Alloh taoloning o'zi o'zining rahmati bo'lsin, barakoti bo'lsin. Bu taklif uchun avvalo sizlarga bir tashakkurimizni izhor qilamiz. Ba'zi bir ilmdan bo'lgan, ma'rifatdan bo'lgan ba'zi bilganlarimizni o'zaro o'rtoqlashish, eslash uchun uchrashib turibmiz. Alloh bu suhbatni manfaatli qilsin. Bizga bir qancha takliflar, mavzular aytilgan edi. Orasidan shu endi kitobga oshiqlik, ilmga muhabbat ma'nosida va kitobga tarixda nazar degan ma'no ham bor. Shu ma'noda suhbat bo'lsa degan taklif bo'ldi. Hammamiz yaxshi bilamiz, o'qish, ma'rifat olish, ilm olish bu insonni kamolatga yetkazadi. Qaysi millat, qaysi xalq ko'p o'rgansa, ko'p o'qisa o'sha millat o'sadi, o'sha millat kamolga yetadi. Shaxs sifatida ham, shaxs darajasida ham, jamiyat darajasida ham qoida shu. Nima uchun shunday? Bu o'zi asli Alloh subhanahu va taoloning sifatlaridan biri bo'lgani uchun va insondagi kamol sifatlari Alloh subhanahu va taoloning o'zidagi kamol sifatlariga bog'liq bo'lganidir. Asli ilm nima? Ma'rifat nima? Bu narsalarni bilishimiz kerak. Chunki o'qish, kitob hammasi bular vosita. Bilimning vositalari. Bilim, bilmoq degani o'zi asli mavjudni idrok etmoq degani. Har qanday mavjud. O'sha mavjud narsa dunyoga doir bo'lsa, hayotingizga, hozirgi hayotingizga, hozirgi siz ko'rib turgan olamga doir bo'lsa, dunyoviy ilm deyishadi. Sizni ko'zda ko'rinmayotgan ikkinchi olam oxiratga doir bo'lsa, o'sha mavjud uxraviy ilm bo'ladi. Din uxraviy ilmga olib keladi. Uxraviy ilmdan tajriba bilan bilinadiganlar ham bor. Din dunyo ilmidan ham o'rgatiladi. Dunyo ilmidan ham tajriba bilan bilinadiganlar bor. Din har ikkisida yo'nalish. Din demak, masalan, deylik, savdo qildingiz. Savdoda siz rozi bo'lsangiz, keyin ikkinchi tomon qabul qilsa, shunda savdo bitim-butun bo'ladi deydi. Shariat o'rgatadi shu. Shu din. Ammo qanaqa ilm? Dunyoviy ilm. Chunki dunyodagi bir mavjud, ya'ni bir aqdga doir bilim bu. Tabola surasini o'qib yursangiz, qabr azobidan qutulasiz, inshaalloh. Qanaqa ilm? Uxraviy ilm. Nimaga doirligi uchun uxraviy? Oxiratga doirligi uchun uxraviy. Shuning uchun bizi ta'limotimizda, musulmonlarda diniy ilm, dunyoviy ilm degan taqsim bo'lgan emas, bo'lmaydi ham. Bu tushuncha g'arbdan kirgan ilmni dindan ajratgan, dinni ilmdan ajratgan buzuq tushunchadagi odamlardan kirgan noto'g'ri tushuncha. Bizga ham tarqab qolgan. Bu tushunchani islomga, bizning dinimizga mutlaqo aloqasi yo'q. Biz dinimizda diniy ilm, dunyoviy ilm deb taqsim qilinmaydi. Ilm uxraviy va dunyoviy deb taqsim qilinadi. Diniy ilm bo'lsa har ikkisidan keraklisini qamraydi, qolganini tajribaga qoldiradi. Zarurlarni qamraydi. Alloh taolo shunday nizom qo'ygan. Asli ilm qaydan keladi va asli ilmga vosita qaydan? Alloh subhanahu va taolo azaldan hamma narsani bilgan, biladi. Alloh taoloning ilmidan tashqari hech bir narsa bo'lmaydi. Shunda bo'lsa ham o'zini ilmini izhor qilish uchun Lavhul Mahfuzni yaratgan va birinchi bo'lib qalamni yaratgan va qalamga qiyomatgacha bo'ladigan hamma narsani yozishni buyurgan lavhga. Birinchi bo'lib ilmni kitobat qilish mana shunda sodir bo'lgan. Allohni azaliy ilmi bor edi. O'zidan boshqasiga zohir bo'lmagan edi. O'sha ilmni izhor qilishni, isbot qilishni istadi. Shunda Lavhul Mahfuzni yaratib qalamga yozdi. Nimani yozayin dedi qalam. Hadis sharifda keladi. Qiyomatgacha bo'ladigan hamma narsani yozdi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda nima deydi?
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. Gaybni kalitleri Allah'ın özünün huzurudur. Özden başkası bilmeydi. O ma tesqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Darahtan bir berk tüşse Allah biledi. Ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mubin. Hölü kuruk zerrece nerse var ki hemesi kitab-ı mubinde açık aydın yazıp koyuluyor. Yani lafı mahfuz yazıp koyuluyor. Demek siz eğer yerden bir taşını o'rgansangiz Allohning ilmidan bir narsani o'rgangan bo'lasiz, lavhul mahfuzdagi ilmdan bir narsani o'rgangan bo'lasiz. O'shuning uchun bizda diniy ilm, dunyoviy ilm degan narsa yo'q, hammasi Allohning ilmi. Banda Allohning ilmini o'rgan. Lekin uni his a'zolari yeta oladigan dunyoga doir ilmlar bor. Koinotmi, insonning tanasimi, yoki moddaning xususiyatimi yoki jismning harakatimi. Birini fizika, ikkinchisini kimyo, uchinchisini falakiyot deb aytadi inson. Lekin hammasi mavjudni idrok etish va Allohning ilmini idrok etishdan iborat xolos. Va la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a Alloh. Allohning ilmidan Alloh istaganlarinigina ular o'ray olishadi, ihota qila olishadi, egallay olishadi. Demak, inson Allohning ilmidan egallaydi. Quyoshni o'rgansangiz, Allohning ilmidan bir narsani o'rgangan bo'lasiz. Toshni o'rgansangiz, Allohning ilmidan bir narsani o'rgangan bo'lasiz. Jigarni o'rgansangiz, Allohning ilmidan bir narsani hammasi Allohning ilmi. Endi jannatdan bir narsani o'rgansangiz, Allohning ilmidan bir narsani bilgan bo'lasiz. Allohning sifatlaridan bir narsani bilsangiz, Allohning ilmlaridan birini bilgan bo'lasiz. Hammasi Allohning ilmi. Faqat insonning his a'zolari va yetadigan va tajribasiga kirita oladigan narsalarni insonni o'ziga qo'ygan. O'zing top degan. Aqlni berdim, his a'zolarini berdim, o'zing top, o'zing o'rgan degan. Ba'zilarga ishora qiladi, xolos. Ammo insonning his a'zolari yetmaydigani bor. Oxirat olimi. Qabristonda 10 yil o'tiring, qabrda nima bo'layotganini bilmaysiz. O'lingni ochib o'tirib ko'rib qarab kamera o'rnatsangiz bilmaysiz, ruhoniyat olamida bo'ladi. Siz bilmaysiz tanaga nima bo'layotganini. Ammo his a'zoyingiz yetmagan joyga ana shunga vahiy kerak bo'ladi. O'shunga payg'ambar yuboradi. Payg'ambar orqali oxirat ilmini bizga yetkazadi. Dunyo ilmini ham yo'nalishini beradi. Shuning uchun dinimizda dini ilm, dünyavi ilm degan narsa yo'q. Nimaga? Chunki hammasi Allohning ilmi. Insonlar Allohning ilmidan Alloh istagancha egallay oladi. Endi shu egallash ularga nima beradi? Kamolot beradi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning sifatlari aks etadi butun borliqda. O'sha sifatlarni qaysi birini qancha idrok etsa inson shuncha kamolga yetadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo buni ilm deb atagan. وَلَا رَقْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبٍ عِلْمُ الْغَيْبِ deyapti. Bizi közümüzden gayb nesneler. Közümüzü görünüp durgen darahını, berkini yerge tüşünü hem bilim deyapti. Siz gördüğünüz darahdan bir de berk tüştü yerge. Şunu idrak ettiğiniz, bir mevcutti idrak ettiğiniz. Şu ilim böyle. Şunu Allah ilim deyip etken Kur'an'da. Ve bunu yazıdan koyuyor, ilim sıfatıdır. وَلَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ chumolini bolasini zarrada chumolini bolasini chumolini kichkina bolasichalik narsa undan katta yoki kichiga ham Allohni la ya'zubu an robbika degani Allohdan Allohning ilmidan tashqarida qolmaydi hammasi kitobi mubinda lahum mahfuz yozilib hammasi yozilib nima uchun yozgan Alloh taolo o'zini ilmida ma'lum narsani isbotlab qo'yish uchun maxluqotlariga izhor qilish uchun mana shuni o'zi insoniyatga ilmni yozishni o'rgatadi inson o'zi idrok etgan narsalarni o'zida mavjud bo'lgan ma'lumotlarni yozishi Allohning sunnati ekanini ko'rsatadi va mavjudga doir har qanday bilim ilm ekanini ko'rsatadi hatto chumolini bolasini kichkinaligini ko'rsangiz kichkina ekan degan tushuncha ham bitta ilm bo'ladi ana shu ilmlarni Alloh subhanahu va taolo lahul mahfuzda yozishini o'zi zarrani ham zarra haqidagi ilm ham Allohni e'tiboridan qolmasligini zarra haqidagi bilim ham Allohning ilmi jumlasiga kirishini u e'tiborliligidan lahul mahfuzda yozilganini ko'rsatadi shuningdek Alloh subhanahu va taolo odam alayhissalomni yaratganda ham uni farishtalardan ilm bilan uzatgan. Ba'zi odamlarda noto'g'ri tushuncha bor, shayton ilmli bo'lgan, ilmdan kibrga ketib qolgan,
O'shaning uchun ko'p ilm o'qishga bir yo'l bor edi, undan saqlanish kerak degan bir safsatalar bor. Unaqa emas. Shayton ilm bilan tanilgan emas, ibodat bilan tanilgan. İlim bilen ketken emas kibirge, ibadet bilen ketken. Yer yüzde yanki asmanda bir karıcı kaldırmasını sersak çıkan. Hemece. Lekin men zor ibadet kılı yapan degen düşüncesi bu. Oşan için kibirge ketken. Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala bunu kibirge ketişinin ilimge bağlayan emas. Ben ondan yakışma adamdan göre, ottan bugün ben onlardan bugün de durmak. Bu asasi onun kibri, hadis-i şeriflerde geledi, ibadetten kibir çıkan. Bazı bir cahil sopa adamlar ilimden kaytaladı. Şeytan ilimli bugün kibir yeketken kibir yeketmesi bu için ilim okuması gerek. Eğer kibirden kaçış için şeytanın sıfatlarından birini terk kılış gerek olsa ibadeti terk kılış gerek. Çünkü şeytan ibadetten kibir yeketken ilim denmez. Adam aleyhisselam periştelerden ilim bilen afzal bugün. Kanaka ilim bilen Allah Ta'ala örgütken ilimler bilen ve uzu hasıl kılış kudreti bilen. Periştelerde ilim var. Onlardaki ilim avtomatik bo'ladi. Kompyuterga o'xshagan bo'ladi. Alloh taolo beradi, o'shani biladi. O'zi hosil qilmaydi. Odamni fazilati o'zi hosil qila oladi. O'shuning uchun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sen o'rgatgandan boshqa ilm yo'q bizda deyishgan. Ammo Odam alayhissalomga Alloh o'rgatgan, bu odamga o'rganib ziyoda qilish qudratini ham bergan. O'shan bilan odam afzal bo'ladi. Shuning uchun inson Ferişteden göre Allah'ın kokuları tanıya alışı mümkün. Eğer ictihat kılsa, hatta Allah'ın marifeti de ferişteden o düşünür. Dünya ilimlerde başka derslerde hem elbette. Şu bilen birge, Adam Aleyhisselam'a Allah Ta'ala hemen derslerini örgütken de, isimlerini örgütken de, hususiyetlerini koşup örgütken. Mesela Osmanlı örgütken Osmanlı'nı ve nemo için Osmanlı'nı örgütken, yerine etken, yani diyelim darakını kürsetken, hemen derslerini tanıtken. Yani kendi hemen arsanın isimlerini örgütken. O allama Adem el esma'e kullaha hem isimlerini örgütü diken de bazı bunun var. Mevcudatlarının isimleri de belki. Demek onu Allah ilim demedi. Mevcudatlarının isimlerini örgütkenin ilim demedi. Bazı ulamalar bu yedeki isimlerden murat Allah'ın isim ve sıfatları de belki. İsim ve sıfatları onların mahiyeti ve onların varlıktaki faaliyetlerini örgütü de tefsir kıyamazlar. Her ikisi ilim. Lekin Adam Aleyhisselam'a bana bu darahtı yeme degen peydide, darahtı namını etmeyen, bu hususiyetini etmeyen, şunye kızıkıp koyan Adam Aleyhisselam. Adam Aleyhisselam asli tabiyyeti ki Allah marifetini, ilmini, bir nesnenin örgenişini, kızıkışını sap koyan fitreti. Çünkü onu periştelerden ilim bile hapsal koyuyor. Şunun için Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَقْرَ بَهَذِهِ الشَّجْرَ Mene bu darahtı degen, darahtı namını etmeyen. Hemen her sene ismini örgenirken, darahtı namını örgenirken. Hemen narsanın hususiyatını örgütken, darahtı hususiyatını örgütmeyin. Şunya kızı kıpmayın Adam Aleyhisselam. Çünkü şeytan gelip o şu cahitten, bilmeyen cahitinden o kişinin kaydırken. Ve bu abadilik darahtı, bu parışta garantilen darahtı diyen geplerde etken, hususiyetlerini etken, Adam Aleyhisselam, hani şunya rağbat kılıp, kızı kıp, yip koygenler ve Allah'ın emriden çıkanlar o için. Asib oldu diyen ve Allah vazif geçirip, yeryüzünde halifelik makamını belirken. Demek Adam Aleyhisselam'dan tartıp Allah Ta'ala asli insanlığı fitreti ki ilim mi, marifet mi? Salgan, ne mi uçun? Çünkü bu ilim Allah'ın sıfatlarıdır. Bu Allah'ın cüde küp sıfatları ilim ve sütletidir. Yaratışı. Ne mi esas değerdir? İlim bile yarat. Kainatta bana siz fizikanı organı formüle gösterseniz kainatını organı alıyoruz formüle bile. Einstein gibi oturup organı gen kainat. Fazla çıkma gen. Nima bilan o'rgangan kainat? Formula bilan o'rgangan. Formula bilan o'rgana olyapti inson. Yerda turib turib oyni, quyoshni, masofasini, haroratini hattoki beruniy ham o'rgangan. Formula bilan o'rganiladigan narsa ilm bilan yasalgan bo'ladi. U dadurushdan tasodif bilan bo'lishi mumkin emas. Tasodif bilan bo'lgan narsa formulaga tushmaydi. Formula bilan o'rganilyaptimi? Demak u ilm bilan yasalgan degan. Alloh taolam demak yaratish sifati ham ilim esasında buladı. Surat beredi, musavvur bir teyisim. O ham ilim esasında buladı. Öldüredi, tırıltıredi. İlim esasında buladı. Hemen sıfatlarını negizde ilim türedi. O için Allah Ta'ala ilimini öte hem kulukluyken ve Adam Aleyhisselam'a şunun muhabbetini sakın ve Adam Aleyhisselam'ı perişte bilen umman insanını perişte eden ilim bilen, marifet bilen perişte kılıyor. Ben şimdi o yüzden biz ilim ne kadar uluğuluğunu onge
biz ne kadar birleşmemiz lazımligini düşünemiz ve bunda biz hiç kaçan dini, dünyevi degen taksimini tanımayız. Biz uhrevi ve dünyevi degen ilim bilemiz. Dini ilim ikisini hem o zıçıgı alır, asasen uhrevi üçün kegen, dünyeviden hem katta kısmını alır. Kalbenin insanın tecrübesi ge, teşeyde onu uzunu, aklını işletişke çakırır. Çünkü mesela suni istiqligini o'rgatish uchun oyat kelish shart emas, qo'lingiz bilan ushlab bilasiz. Quyoshning yumaloqligini bilish uchun oyat kelish shart emas, vahiy kelish ko'z bilan bilasiz. Bu narsalarga insonning o'ziga qobiliyat berilgan. Qobiliyati yetmaganlarga Alloh o'zi vahiy bilan yordam berdi. Shuningdek, Alloh taolo nima vahiy tushirgan bo'lsa hammasi Odam alayhissalomga ilm bergan, undan keyin mana Ibrohim alayhissalom sahifalar suhufi Ibrohim deb keladi Qur'on kerimda. Musa'nın sahifeleri, İbrahim'in sahifeleri. Demek ilmini yazış, Allah Ta'ala ozu örgütken, insaniyeti örgütken sünnettir. Yazdı mı demek okuladı. Yani. Demek kitap halilik, Allah Ta'ala ozu cari kıyan sünnet. İdris Aleyhisselam, Tevrat'ta ahkını okuyup geledi. İdris Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ı 6. evladı. Birinci olup kolye kalem düşer yazgan kişi değil. O şey devirde ile tarih kitaplarda geledi ki, İsrailiyyətdə gələdi mənimçi. Oşa vaqtdə ilə insan avladı köpəyib qabilələrə, ailələrə bölüngən. Bugün hər bir ailənin özünün tili bugün. İdris Aleyhisselam 72 tildə gəpirə algan, yaza algan deyilə. Demək, xat yazış və onu oqış, kitab xanlik Allah Ta'ala özü lavhul mahfuzda başlayan sünnət. Fərishtələrini qoluqa həm qədərini bergən, onların qoluqa sünnət və peyğəmbərləri də özü orqətkən, Peygamberlerden sünnet var. Hatta Tevrat'ını Allah Ta'ala özü yazıp düşürgen. Yani bizge Cebrail Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam'a okup işittirgen Kur'an'ını kim sahabeler yazıp kaldırgen. Ama Tevrat'ını Allah Ta'ala Musa Aleyhisselam'a bir yolu yazılgen halette düşürgen. Osmanlı. Yani bu kitabet, yazış ve kitaphanlik ve ilimge kitap vasıta buluşu Allah'ın özünün sünneti ikkeninden ve özü bunu bendelerge tergib kılgeninden. Şunun için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a düşken birinci ayet tam oku diye başlayın. Bu mesela Muhammed Aleyhisselam harb tanımayan adam bu gelir. Umumen harb bilmeyen adam bu gelir. Ömründe bırak da kalem düşünme gelirler, bırak da harf yazma gelirler. Oku ben bilme gelirler. Çünkü ben ana bir kariyim. Ben okuyup okuşunu bilmeyeyim ben diye. Okuşunu bilmeyi diyen adam bu oku diye başlayın. Gepir diye başlayın gelmez. Eşit diye başlayın gelmez. Oku diye başlayın. Ve o şu beşinci ayet değil, alleme bil kalem. Törüncü ayet değil. Qalam bilan o'rgatdi Alloh degan. Insonga qalam bilan o'rgatdi. Nima uchun o'qi? Chunki o'qish bu shakllardan ma'no tuyish degan. Shakllardan ma'no tuyish o'qishni haqiqat hisoblanadi. Shakllardan ma'no tuyasiz, o'sha ma'noni idrok etishingiz ilm bo'ladi. Shu Allohni qalam bilan o'rgatgan. Shuningdek mana shu oyatda o'zida ham Oku degende Allah nima deyip başlayan Bismillah Rabbikellezi halak, halakal insanı min alak. Yaratken Rabbimini ismi bilen oku degen. Bu degeni yaratken. Demek yaratken deydi. Demek bende Allah'ın yaratkenlerinden Allah'ını tanıydı. Şunun için, çünkü işarak. Demek kainatını, varlıkını, insanını organiş aynı Allah'ın ilmiden ve Allah'ın iltuşu marifet kısab. Şunun dek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine Vahiyin yazdırarkenler, Kur'an-ı Kerim'in lahbul mahfuzda kan diye yazılırken bu şimdi yazılışını nezaret diye. Cibril aleyhisselam oraya etkenler, Peygamberimiz aleyhisselam sahabalarına okup belgeler yazışken, ki bunda karar, ırarcayını uzgartırış gerekiyor olsa, eti uzgartırır. Çünkü lahbul mahfuzda kan diye yazılışı, şimdi yazılışını talep ediyor. Yani bunu o zaman kitabet bitik, Allah Ta'ala'nın ne kadar itibarı diye kendini kursuyor. 40'a yakın ya ki 40'dan artık vahiy yazıcılar katımlar diye. Ondan ki sahabe-i kiramlardan bazıları Resulullah'ın hadislerini hem yazıp barışken. Abdullah ibn-i Amr ibn-i As min teçe hadis yazgenler Resulullah'ın uzlarında. Ebu Hureyre raziyallahu anhu şagirdleri Hammam ibn-i Munebbihken rivayetlerini yazdırgenler. Hazreti Ali'nin alahide sahifesi bu yan kılıçını saklayabilirler Resulullah'a yazdırgen. Resulullah'da yazıyorlar. Aleyhisselatü vesselam. Bu hak yazıyor. Sahabeler hem demek ki şu yazılığı kitap halindeki asasen ulu hatırlığa teyenişken Özü asli ümmi halk bu dedi. Lekin Kur'an-ı Kerim onların yazışke, okuşke ve ilmini saklaşke o yetti. Gençelik bu narsa cüdahem
bizi ümmette avcıdır. Aslı bu kitabat demek peygamberlerden gelirken biz İslam ümmet degende Muhammed Aleyhisselam ümmetini yine düşünmüyoruz. İslam ümmet degende Adam Aleyhisselam'dan bir kereyken yegane din İslam'ın vakillerini düşünmemiz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi ham İslam dini doğan, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ham, İsa Aleyhisselam'ın hamas İslam'da bu, hamas Müslüman bu. Allah şunun için peygamberlerini kadar zikir tutturup, inne hadihi ümmetukum ümmeten vahide. Bana şunlar da hamasiler, bitti ümmetsiler. Biz bitti ümmetimiz. Bana şu ümmet, İslam ümmet. Kitap han ümmet. Çünkü peygamber, şu ümmetten cari bulan birinci bulup kitap, kitabet. Şu ümmetten cari bulan birinci bulup yazış ve okuş. Şu ümmet yazış ve okuş ki en kubu etibar veriyor. Çünkü tarihi menbelerini hem, hatta milattan aldığı tarihi kitaplarda hem, kubçilik peygamberlerden işken nesneler yazışkemez. Tavrat, İncil'ler hem, şahları hem, kubu bitiklerde saklanırken. Eğer kendi özgürlük etken, koşulgen, çatılgen olsa hem, lakin yazılığı etibar, ilimini yazılığı saklaşıkı etibar kette bugün. Bu hem mesela peygamberlerinin sünneti bu ki. Başka haklarda hem, Yunanlardan başka haklarda kararsız, hemmelerde, o şey Hintlerde, kadimi Hintlerde, yazılar, bitikler, hemmesi asli peygamberlerden geleyken, sükkilgen sünnetidir. Çünkü Ebu Reyhan Biruni, Tehkik Malil Hint, bizde Hindistan'da tercüme kılınken, Tehkik Malil Hint kitabıda ilk Hint alımı, filosofunun bilgen ilimlerini ayterken, birinci bulup tevhidini, Allah Subhanahu ve Taala'nın marifetini getirgenini ve Hindlerinin en birinci ilimleri şundan başlayan geleni kursetti. Ayet bu tez. Demek o şey ilimlerini hem yazış, kaldırış hem mesela peygamberlerden sünnet bulup geldi. Şunun için bize ümmet, İslam ümmeti, etkenimizdeki Adem Aleyhisselam'dan beri geliyken İslam ümmeti, kitapkan ümmet, ilim ümmeti, marifet ümmeti bu geldi. Hatta inki Allah Teala bu sünnetini şunu cari kıyın ki amellerimizi hem yazıp koyun. Kardeşlerine koyun onu kamarımızı saklamamız gibi. Amellerimizi hem yazıp. Kıyamette de kolumuzda sahibelerimizi tutkazır. Amellerimizi bitiklerini tutkazır. Amellerimizi hem özümüzü yazıp okudu. Bana şunu diye Allah Teala bitkini, ilimini, bitikte saklaşını özü cari kıyın. Şimdi bana şu kitap severlik ilimge şundey rağbet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabalarından, onlardan kengilerge şundey utken ki sahabalarını devreden, tabiilerini devreden başlayıp fatihler bugün de bütün dünyadaki kayırdı fatih kılısı o şiirdeki hemen kitabını akbirip tercüme kılıp Arapçaki öbürüşü bugün şu oluyor. Umar ibn Abdülaziz Mısır'dan tıbbiyat kitabını abarıp tercüme kıldır geldi. Ummevi halifeleri Cüdekku kitaplarını okuyup tercüme kıldırışken mantığını, felsefeni ve başka ilimlerini hem ular çünkü dünyevi dini diye ilim taksimini bilişkenmez. Ular da her kendi bilim var ki, ilim var ki hemmesi Allah'ın ilmi sıfatı da uluğlanır. Allah'ın sıfatını bende özüyle aks ettirişi sıfatı da uluğlanır. Şunun için Hazreti Ömer'in ebireleri Abdullah ibn Abdülaziz ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab raziyallahu anh kub kitap okurkenler. Yalnız oturuşta yakışık olurdu. Kabusun ekir vali kitap okuturdu. O kişiye yetişerken ki, nümege bunu ne kılarsız dese ayetlerler ki, kabirden göre yakışı vaiz görmedim, kitaptan göre huzurluyu nasıl tapmadım. Yalnızlıktan göre selametliyerek, afiyetliyerek halını hem görmedim. Çünkü yalnız halette kabristanda kitap okuturdu. Yalnızlıkta yamanlıken var deyişken. Deyişse etkilerler ki, yalnızlık cahilge fesaddır. Akılge salahiyettir. Deyip etkilerler. Demek ki tabirlerden tartım şimdi ilimge, rağbet, kitabetke rağbet küçüğü bu. Biz şimdi özümüze şu Ümmet-i İslam izdaşları bugün muhaddislerimiz, özümüzü ulamalarımız eğer bir tarihlerini örgüyense, bunun cüzü köp misal kurarız, kitap kandı. Tarihte kitap ve nezer degen cümleye kiredi bu. Şunun gibi kitap aşkları degen mevzunu hem özü çıkardır. İmam Ahmed ibn Hanbel 1 milyon hadis yazgandır. Kolu bile. 29 bin etrafında kitap hadis toplayanlar musnadda. Bu etkenler ki 750 binden artık hadisden yığdım bunu degen. 750 binden artık hadisden yığıp aldım bu 29 bin degenler.
Şu derecede kitapka, bitikke, ilimge aşık buluşuyor. Cahuz, Arap adiblerden ve katta akıl egelerden şu kadar kitapka aşık bulgenekken ki, kolu götüşken ki kitabının kanaka mavzuda olmasını okup tüketerken. Okup tüketmek için koymak. Ve mektebesi kütüphanesi şuna hakikaten deyip gitken ki, bazen bir kitabını istep topkenden göre yeni satı alıp yana okurlar. Vefat etkenden ki kütüphanesinin karşısında bitti kitaptan iki de üç deden tüpteden nusra çıkan. Çünkü haliki kitapların arasından geri yapıyan bayatı kıdırıp topkenden göre yenisini satı alıp okurlar. Şu derecede kitapka aşık bu genki dedi. O şimdi bir ayol koluda bir varalarını kurtarıp getirdi. Biz onu bir ahiretki taşıgan alıp getirdi diye böylesek. Cahiz borup satı aldı her gene. Taraziye koyup, mukabilige tille koyup, satı alıp, yüge alıp, şunu oku diye. Şu kadar aşkı. Cahiz'in hayvan kitabı var, hayvanat alanı hakkında yapılırken. Arap adiblerinin en kettelerinden. Ayta ki, ben de işte, bimar halette yazgen kitapları. Ahırı kesel okuyan, yatıp okuyan. Bir tamamı şer. Ayta ki, tenemge eğer iğne sençsen, bıçağı kestiğin sezmezsiniz diye. Bir tamamı. İkinci tamamı ham bu da ilvire cüde hem bir bimarlıgıdan azar tapken bunu. Tanemge peş, bir tamamınge bıçak sen bıçak bulan kestiğin siz miydi? İkinci tamamınge peşe konsa azar tapamam. Bu şu halette yatıp kitap telif kıyıldı. İbn-i Teymiye aleyhirrahman apaddaların İbn-i Teymiye'nin kette apaddası İbn-i Teymiye'nin cedd dişedi. Şu kadar kitapke bağlanırken ki oğulları Abdurrahman ayetledi ki dedem taharatka kirpetiyse okuyorken kitabını kolumda tutkazıp koyup belen avazda okup durur işteyin diye kirpeterdi. Taharatka utkezgen 5 dakikasında hem kitaptan öz alma gel. Oğlu belen avazda okup dururken taharatka kılıp çıkıp kigen cahiden devam ettirirken. İşte yok derken iş. Bu şiirde. Bu kitaptan ecre alma gelinden şu kadar şu derecede aşık bulunmalıdır. Bu kitapta aşıklık, ilimge aşıklık, ilimge aşıklık, kemalge aşıklık ne olur? Bu kemalge aşıklık Allah Subhanahu ve Taala'nın sıfatlarını özdeştirişke bugün insanın fitretindeki rahmetten kim çıkardı aslında. İbnül Cevzi dediler ki benim ustazım şeyhim kesel bu kalıydı. Şu kadar kesel ki yatıp koyuyor. Tabip kırsa kitabı okutup yatkenmiş. Keyin tabip etti ki sizde okuş mümkünmez. Bunu okusayız serçap kalasız keseli söz verdi dese ben yakalayayım demiş. Siz menga oddiy savolimga javob bering. Odam xursand bo'lsa, kayfiyati ko'tarilsa, sog'ayib, kayfiyati tushsa, kasalib kuchayadimi, to'g'rimi? Kayfiyati ko'tarilsa, uni quvvati tanasida xursandchilik oshsa, kasalligingiz oson bo'ladimi? Ha, shundoq. Bo'lmasa kitob o'qishim kerakmi? Men kitobdan boshqa narsadan huzur olmayman deb unamadilar deydi ustozlar. Men bemorligimda kitob shifo bo'ladi menga deb. Abul Fazl Ecli ayetken ekeller ki mene şu varaklar bizge bolalarımızı makamıda türedi diye bu yerde. Yani kitaplarının tarzında ki yakışık bir günde. İbn-i Dakik ile İd Rafi'nin Eşşerhül Kebir diyen Şafii mezhebine dair kitaplarını 1000 dinarla satıp alınır. 1000 dinar degeni kaç elde ise bulamaz? 1000 dirhem. 1000 dirhemle satıp alın. 1000 dirhem degenimiz hazır hükmünde 15.000 dolar çekilir. 15.000 dolar gibi şu bitti kitabını satın aldı. Takdim. Farz namazdan başka vakitte okup tüketme gönçü olur neden türmedi. Fakat farzını okurdu. Yani kitap ki kıytardı. İmam Zerkeşi kembağal bulundu. Lekin kitabı orta yakışık oluyor. Yani. Herkes hamili kıyıyor. Yani hamiyem hemen kitap yeterli. Bunu tabi bir amir. Şunun için mektebelerde barıp kuluda varanı parçalarını alıp barıp kütüphanelerde köşelerde oturup kitaplarını yadılar, yazıp gelip kendi üyede telif koyarlar. İmam Şafii'nin anneleri, ataları otuk etken, uzu bakkan, İmam Şafii'nin Bamdat'ı yapıp çıkarkenler, her gün. Kirip çık koçu küsüp durarkenler, kayıtıp yana yapıp gelerken. İmam Şafii okuşu için, alın buluşu için, şunu diye mihnet kıyarken ki, özü kembağal ayol, divan deyip koyuşken, Hazretleri hakimiyet, divanınca bararken, o yerde hakimiyette o şey hüccet işleri böyledi. Padişahını aldı da yani ki başka resmi yazı çiziyorlardı. Kağız işletişledi de. Kağızını kırkıp arkası, atrafı dege bürçek, kıyıkım, sikimlerini çıkarıp ulaştırırlarken ahlet ki.
İmam Şafii'nin anaları işte kırkımlarını okuyup oğullarına ilt verirkenler. İmam Şafii şu kırkımlarına yazıp alın bunu. Şu derecede kitapçı aşık başlıyor. Abu Amr ibn-i Ala'nın ülerine kirsek deydi. Keçi etkenekten ozu yazgan kitaplar. Kolu bilen yazgan kitaplar. Kolu bilen yazgan yıkan derseleri. Ünlü şifteki etkenekten. Satogarlar emas, kolu bilen yazganlar. Abu Amr ibn-i Ala'dan şunun için o karlarla kettelerden. Biz Abu Amr ibn-i Ala'nın ağzından rivayet kılıp yazganlarımız min mücellet bulan diyen şalıklar. Min mücellet dersen yoddan etik. Lekin şu derecede ilimli ozları da cennet ettiler. Ayrıca ki her bir sahanın ilgisini uzun sahasında yapı alınır. Fakihini yapı fikhta alınır ama hadis demez. Muhaddisli yapı hadiste alınır, fikhta alınır. İlla fakih olsa alınışı mümkün. Lekin muhaddisini uz, u. Her kança Allah'a mekatli muhaddis bulmasın, fakih olmasa fikhta sözü itibar götmeyin. Ayrıca ki eğer bir alımını hemen sahada yapırışki hakkı olsa, ve hama sahada gapı hüccet bula digen bulsa, o şey Abu Amr bula deyişken. O da kub kitap okuyanlar. Yani zaraflardan, otukkenlerden İbn-i Khashab aleyhisselam şu kadar kitabını yakış görürkenler ki, zamanası da kaysa bir alım ötüp kalsa, mektebesinin kütüphanesini satı olardı. O da kub kitap yıkan iken. Hatta bir gün bazarda çıksalar, kitabı aşıklı giden 500 dirhem, 500 dinarga bir kitap satılıyordu. Yani kıymet baba 500 dinar degeni 70-80 bin dolarga doğru geledi hazır. 70-80 bin dolarga. Varıp dedi hali kitabını bulağı koymasında nadir kitabı oluyor. Kette hacimde. Varıp hali kitabını satı yaptı. Ayıptı ki 3 günde veremem pulunu dedi. Nesliğe satı olup getirdi. Varıp düğünü özü yaşayarken havlusunu pazarına koydu. 3 gün içinde haligini 500 dinarga satıp özünü üyü. Keyin abarıp haligini toplattı. Havlusunu satıp bu saha kitap alışken yaşatırken ürünlerini satıp bu saha. Ebu Ala Attar rahmetullahi aleyh uluk hafızlardan özel aslında bir ticaretçinin ailesinden bulundu. Dedeleri boy boy. Çok boylik kaldı. Hemesini ilim yolu da sarf kıyamıyor. Şu kadar kitabını yakışık görürken ki ürünlerini hem satıp kitap alışık edilir. 569. yıl vefat etken Hicri. Vefatlardan ki bir kişinin çüye kirepti, bir kişi çüye kirepti. Kalesem dediler, bir şehrinin ortasında oturup, şehir divarları kitaptan kuruluyor. Otken adamı bir kişi çüye kirepti. Şehir divarları kitaptan kuruluyor, ortada oturup, Ebu'l-Ala Attar, kitabı oturup da atrafı da sanaksız kitaplar. Bütün atrafını olup duruyor, şehrinin divarları kitaptan bina buluyor. Onu ettim ki, bu ne hali Ebu'l-Attar? Ebu'l-Ala desem, ayetledi ki Allah subhanahu ve ta'ala'dan uzun sevgen nesle bilen şuğurlanmış ki izin soradı. Çünkü izin verdi. Hatta o şey ruhiyetindeki o şey kitapki bugün muhabbette Allah ta'ala'nın itibarı da bulup vefatıdakiyen hem ilim alışken Allah izin verdi. Bunun o şey halatla bugün kim ki eğer kalbiden, ruhudan bir nesleni katkı yakışırsa ölümüden ki o şey nesleden lezzet abdürüşü için kıyametini kütüb kıynemesinden huzurda yaşayışı için Allah şükür izin verir. Enes ibn Malik raziyallahu anh'ın şagirdlere Sabit el-Bunani namazını yaşayıp verirler. Şagirdlere etediler ki, Kadir'de bunu devam etediler ki, biz koyduk Sabit el-Bunani'yi kabul. Lahatta hal yapıp, gışını yapmasımızdan durup, namaz başladı, kıraatını işittiydi. Bu kişi dua kılarkenler ki, ya Allah, ben namazını yakış göremem. Eğer ölümden kim durar, bendeki namaz bitiş, namaz okuşki imkan versin, menge belgin diye dua kılarken sabdım. Şunun de kimi ki Kur'an'ını yaklaşıp hafız olmakçı olur. Vücudu bilen çünkü hareket kısa yok. Ömrü yetmese Allah Ta'ala perişte yuvar, bu sahamı onu hafız kılıp tırtırat kıyamette değil. Demek çünkü muhabbet, bir derseni yakış görüş, bu duygular ruhdan böyle, bu cesetten bulmaydı bu. Bu göçten, süveden, kandan, tamırdan çıkmaydı bu nerseler. O aslında insanın ruhudaki kuvvet. Afat etken de ruh bilen o şey kuvvet, o şey duygular birge buladı. O şey duygular, o şey muhabbetler eğer ruhta katta olunurken olsa Allah'dan sonrası o şey sevgen nersesine ölümden keyin hem müyesse akılırken. Ebu'l-Ala Attar bir kişinin düşündü, şimdi körüngen ekendir. Kitaphanlık, buna kitap severlik fakat ulamalarda bu gelmez.
Bizi İslam tarixida amirlar, hokimlar, podshohlar juda ham kitob sevib o'qishgan. Juda ko'p bunga misollar. O'sha Umar ibn Abdulazizdan innali nafsan tawwaqa degan Umar ibn Abdulaziz. Mani bir talpinuvchi nafsim bor deb qo'yganlar. Hamma narsani bilishni yaxshi ko'rganlar. Shuning uchun Misrdan tibbiyot kitoblarini olib borib tarjima qildirganlar. Boshqa xalifalar falsafalarini va hokazolarni tarjima qildirishgan. O'zimiz yaxshi bilamiz. Ma'mun akademiyasi bo'lgan. Tarixda qolgan katta akademiyalar bor. Jumladan hozirgi Ispaniya yeriga to'g'ri keladigan Andalus hokim davlati bo'lgan ilgari Umaviylar qurgan davlat. O'sha davlatni bir qancha amirlari ham shunaqa bo'lgan ekan. Xususan Hakam Mustansir Billah Abul-As kitobni juda yaxshi ko'rgan. Shunaqa yaxshi ko'rgan, ilm va ulamolarni yaxshi ko'rgan, majlislarini doim ilmiy majlis qilgan. Shu qadar yaxshi ko'rganki, bori puliga dunyoni hamma joyidan kitob olib keltirib, maktabga yig'argan. Kutubxonasida dunyodagi juda ko'p, aksar kitob bor edi deydi. Va o'shalarning aksarini o'zi o'qib chiqqan edi. Shunchaki jamlab qo'ygan emas. O'zi o'qib chiqqan edi. Ulamolar aytadiki, u xalifa ba'zi bir gaplarni aytardi, biz ko'rmagan bo'lardik. Undan boshqadan chiqmasdi. Chunki hech kimda yo'q kitoblarni jamlagan. Shu qadar jamlaganki, hatto xazinasi qurib qolayozgan deydi. Kitobni ko'p sotganda. Va sotib olgan narsasini o'zi o'qigan. Kitobxonasini o'tgandan keyin qarasak, aksariga qalami tekkan ekan deydi. Endi bu ilmga bo'lgan muhabbat Alloh taolo o'zining bandasining qalbiga bir yoshligidan beradigan narsa. Bunga katta mehnat, o'ta ham katta bir sabr kerak bo'ladi. Endi bandaga Alloh taolo muhabbat bersa o'ziga bilinmaydi. Ahmad ibn Muhammad Silafiy aytadilarki, men 60 yoshga kirdim, Iskandariyaning minorasini ko'rmaganman degan. Iskandariyada yashagan. Iskandariyaning minorasini mana shu madrasani tuynigidan ko'rganman xolos, borib ko'rmaganman degan. Imom Suyuti Qohirada yashaganlar. 15 yil o'z aslida Osiyotdan Qohirada 15 yil turganlar bir kulba. Qohiran ko'chalarini bilmagan. Kitobga sho'ng'igan kitobdan ajralmagan o'qish. Bunaqa kitobga oshiqlar juda ko'p bo'lgan. O'shalardan samara chiqqan. Doim o'shalardan kelgan ilm. Imom Ahmad o'g'illari aytadiki, Abdulloh ibn Ahmad Makkaga bordik, hadis eshitgani boruvdik. Dadamni kitoblarini o'g'irlab ketib qolishdi. Kitoblar nimas? Kiyimlar. Kiyimlarini, matolarini o'g'irlab ketib qolishdi. Dadam kelganda onam o'g'irlab ketib qoldi narsalaringizni deb gapirdi. Imom Ahmad lavhlarga tegishmadimi? Dedi, yo'q tegishmadi deydi, bu qaytib gapirmadi. U g'ami deydi, na pulida, na matosida, na kiyimida. G'ami lavhida turibdi, bitiklarda turibdi. O'shini o'g'irlamagan bo'lsanglar, xotirjam bo'ldinglar. Ibnul Jauziy aytadilarki, endi bu narsani biz xususan hozir mana ayollar bilishlari kerak bo'lgan narsa, shu ilmga bo'lgan muhabbat, ma'rifatga bo'lgan muhabbat farzandlarga asosan onadan o'tadi. Shuning uchun kelajak avlodni ilmga muhabbatli, ma'rifatli bo'lishi uchun onalar ilmli, ma'rifatli bo'lishi kerak. Bunga asosan ayollar serial ko'rish o'rniga, kino ko'rish o'rniga bemaza narsalarni ilm bilan ma'rifat bilan band bo'lsalar, farzandlarga o'sha o'tadi. Agar shiyotlanmasa ham yoshi katta bo'lib qolgan kaloma yaptı, yozuvring. Nimadir o'qing. Bola shuni ko'rsin. Bola o'zini uyida ko'rsa shu narsani ilmga, ma'rifatga muhabbat deb. Ibn Jauziy aytadilarki, men 6 yoshimdan boshlab ilmga kirganman. Bolalar bilan o'ynaganimni bilmayman. 7 yoshimda shayxlarni hadis halqalarini aylanib hadis eshitib kelardim, uyiga yozardim gaplagan narsa eshitganmiz. Yosh bola bo'l, 6 bola bolaligini qisqa o'ynasin deysiz, to'lmay o'ynasa ozgina. Lekin u 18 yoshga kirguncha o'ynamasmi? Ibn Jauziy aytadilarki, men 6-7 yoshimdan boshlab o'ynaganimni bilmayman. Bolalar bilan ko'chada na o'ynab yurganman, na sayr qilganman. Farzandlarga qilgan nasihatlarda aytdi. Men bolam dedi, 6 yoshimda bu yerda o'ynaganmanmi? O'ynaganimni bilmayman dedi. Ana shunday qilib ilm olishgan. Imom Buxoriy ham shunday bo'lganlar. Ishoq ibn Rohuya Imom Buxoriy ustozlar 3 yoshida hadis halqasiga kirdi. Hadis halqasiga 3 yoshda kirdi. Imom Buxoriy 10 yoshida 10 mingdan ortiq hadis yoddan bo'lgan. Shunda bizdan Buxoriylar chiqadi.
Bunu aksine kıladigan bo'lsak, biz Buxoriyni avlodimiz deb maqtanganimiz yolg'on ham emas. Bu safsata o'zimizni aldash, birovni aldashdan iborat. Biz agar gapimizda rostgo'y bo'lsak, sodiq bo'lsak, o'zimizga o'zimiz xiyonat qilishni istamasak, o'sha ajdodlarning yo'lini tutishimiz kerak. O'shalarga ilmga, ma'rifatga muhabbatli bo'lishimiz kerak. Bu go'dakligidan farzandlarimizni ilmli, ma'rifatli qilishimiz kerak. Ibn Sino ham bu tushunga bu. Shu qadar ilmni, kitobni yaxshi ko'rganki, Ibn Sino o'zi aytadiki, tibbiyot o'ta oson fan. Ibn Sino birinchi bo'lib faylasuf, tabib emas. Ikkinchi bo'lib tabib. Ya'ni birlamchi sohasi falsafa bo'ldi. Albatta Ismoil Zohidga o'xshaganlardan fiqh ham olgan, faqih ham bo'lgan, hamma ilmlarni olgan. Chunki ular davrida bizdaqa diniy ilm, dunyoviy ilm, mana maktabda diniy ilm, u maktabda dunyoviy ilm degan bema'ni taqsim bo'lgan emas. Ular bitta madrasani o'zida, bitta o'rindig'ini o'zida, bitta yostig'ini ustida, bitta kutubxonada hamma ilmni bila olishgan. Bunaqa ajratadigan ahmoq bo'lgan emas. O'shaning uchun ularda salohiyat ham bo'lgan, dunyoni ham obod qilishgan, oxiratlari ham obod bo'lgan inshaalloh. Insoniyligi ham kamolga yetgan. Chiroyli binoni qurgan baland imoralik hayvon sifat odamlar bo'lgan emas. Balki binolari ham mana hozirgacha o'sha ajdodlarimiz qurgan obodalar bilan maqtanib yuribmiz biz. Binolari ham shunday salohiyatli, o'zlari ham salohiyatli bo'lishgan. Nimaga? Chunki ular ilmni bunaqa buzuq taqsim qilishgan emas. Ibn Sino ko'p ilmga muhabbatli ekan. Aytadiki, tababat juda oson ilm. Men 15-16 yoshimda mashg'ul bo'lib ketganman shuning uchun. Men bo'shagan paytimda shug'ullanardim xolos tababat. Alloh lekin qobiliyat bergan. Keyin o'sha vaqtda Nuh ibn Mansurmidi, Buxoro amiri kasal bo'lib qoldi. Ibn Sino davolab qo'yadi, saroy tabiblari davolay olmaydi. Yosh yigitni davolaganini ko'rib saroy tabiblari mulzam bo'lib qolishadi. Keyin amir aytadiki, nima istaging bor, nima mukofot istaysan? Ibn Sino aytadiki, menga hech qanaqa mukofot kerak emas, shu Buxoro amirligini maktabasini ochib bersiz, kutubxonasini ochib bersiz bo'ldi menga. O'sha yerga kelib o'qidim dedi Ibn Sino. Ibn Sino o'zi har kuni 8 soat uxlash kerak degan gap aytadi. Lekin o'zi aytadiki, men biror kecha butun uxlagan emasman dedi. Biror kecha. Doim kechasi turib mutolaaga kirishgan. Haliga kutubxonaga kirib o'qidim kitoblarni bir chekkadan, shu qadar ajoyib kitoblarni ko'rdimki, nafaqat u kitoblarni o'qimaganman, o'qmagan edim deyman. Balki u kitoblarni ismini ham, hatto ba'zilarini mualliflarini ham men o'qigan emas ekanman, tanimas ekanman. Shu darajada yangi ilmlarni oldim. Keyin u kishini, shu obro'sini ko'rib fitna qilishib, u kishini chiqarib yuborishadi u yerdan. Keyin yana vaqt o'tib, yana amir kasal bo'lib qo'ygan paytida yana ehtiyot tushadi. Yana chaqirishganda, yana davolab qo'yadi. Shunda amir o'zini qilgan xatosini e'tirof etib, sizni men xafa qildim, endi maktaba sizga ochiq, sizni qaytib bu yerdan chiqarmaymiz dedi. Shunda Ibn Sino aytadiki, men aytdimki, menga maktabingiz kerak emas, samasini yoqdan bilaman dedi. Ibn Sino o'zi aytganki, o'zini tarixida 18 yoshdan keyin yangi ilm olmadim. Ya'ni 18 yoshgacha tahsilni tugatib bo'lgan. Falsafani ham, hindasani ham, riyoziyotni ham, hisobotni ham, ya'ni matematikani ham, mantiqni, fiqh, aqida hammasini tugatib bo'lgan. Undan keyin mustaqil mutolaa qilgan xolos. Ya'ni tahsil ilmni asosini olish tahsil bilan bo'lgan. Tahsil 18 yoshgacha tugagan. 18 dan keyin men yangi ilm olmadim degan. Undan keyin faqat o'sha o'zidagi malaka asosida kitoblarni o'zi mutolaa qilgan umrini oxirigacha. Shu darajada Alloh taolo beryapti. Ana bu kishilar ilmga shunaqangi muhabbatli kitob oshiqlari bo'lishgan. Shuning uchun shu darajaga erishganlar. Lekin ilmni shunday sevmasa, kishi hech narsaga erisha olmaydi. Shuning uchun men hozir shu yerda bitta baytni aytmoqchiman. Imom Shofiyning bayti deyiladi, Imom Shofiyga mansub. Lekin Imom Shofiyniki emas deydi muhaqqiqlar. Imom Shofiyga nisbat beriladi. İlim alış için, her kanda ilim alış için, yukarıda etkilerimizde bizde ilimli taksim yok, dünyavi dini degen. Her kanda ilim alış için şu şartlar ki, اَخِي لَنْ تَنَالَ الْعِلْمَ اِلَّا بِسِتَّتِ سَأُنْبِيكَ عَنْ تَفْصِيلِهَا بِبَيَانِ زَكَاءٌ وَحِرْصٌ وَاجْتِهَادٌ وَبُلْغَةٌ وَصُحْبَةُ اُسْتَادٍ وَطُولُ زَمَانٍ Etedi ki, ey biraderim, ilimge altta sıfatını cemlemesinden erişe olmaysan. Altıdan dersen o zimde cemlemezsen ilmi erişe olmaysan.
Seunbike an tafsiliha bi beyani. Senge ben onu tafsilatını aytayım. Zekaun. Birincisi zekavat. Yani mananı ilgay edigen akıl ilim. Ala digen mananı ilgay edigen akıl zihin hatır. Elbette bu İbn-i Sina'da akıl buluş şartmaz. İbn-i Sina'nın kendi o min yılda bir teşkil edigen nadir akıllar. Lekin idrak kıl güdek, marifatını sakla güdek zekavat. Aksar adamını diğerliği bahama. Zekaun ve hirsun. İkincisi öçlik. Zekavat bu sayı ilimge öçlik bu mesele hırs bulmasa o alim bulmaydı. İki dünyada. Şu oranda ayetemiz ki balenize eğer siz ilimge muhabbetli kılıp terbiyelenmediniz mi? İlimge vermeye koyarıyım. Alimin vaktini zayi kılıp balenize asabi kılıp onu kadar özü sevgen hınar gibi. İlimden kaysa birini sevse o şimdi. Bazı adamda akli mehnetine tokat bulmaydı. Cismani mehnetine tokat bulmaydı. O şimdi bu olsun mailu merhamet cismani mehnet gibi. Lekin hırs bulmasa hiç kaçan alım bulur. Hırs diyene muhabbet yukatıştan korkan muhabbetini hırs deyip. Mesela siz kolunuzda bir piyada çay tutuyorsunuz. Yaş görürüz gök çayın. Lekin tökülüp gelse açılmayız. Çünkü ikinci çaydan başka imkanet bir malı. Bu muhabbetini hırs değil miydi? Lekin kolunuzda bir mesela zemzem tutuyor. Yani bir abu hayat tutuyor. O tökülse kayıp kapanmayız. Onu yaxş görəsiz və saqlayısız, yuqatışdan qorqub yaxş görəsiz. Şunu xırs deyil. İlimgə xırs bolsa, kəyin ilim hasıl. İmam Şafiqdən, nəmə bilən bu ilimgə iliştiyiniz deyəndə, yəgəni oğul fərzəndə balqana balasını yuqatsa, balasını qan da istəyir. İlimi şunu da istəyir mən deyəm. Mənə, analar təsavvur qısın. Balası yuqatsa, uyqısı oladı mı? Yox. Yəgəni içi geçişədi mi? Yox. Balasını topuluşu ihtimali bulmadan caylardan hem istep çıkardı. Ve fakat ihtimali bu caylardan. Balası topulgunca yüreği tinçmeydi. İlimge ana şunu diye hadis buluşken. Kiyen imam buluşken, kiyen alim buluşken. Çünkü İmam Bukhari'ye bu akıl, bu zihin, bu hatıra kaydı. O sudurakta darı içersiz mi? Depiş ayetişken de, soruşken de ayetkenler ki, ben hifizge, hatıraga, hafızlarına, hafızlarına iki tane derslerden böyle manfaatli mesela bilmiyor mu? İlimge toymaz açlık. Hem de köp okuş değildir. Ben şu iki tane dersi alım kıladım insan. İmam Bukhari'nin sünnetleri. Ben şunu da Bukhari'ye çıkardım bizden. Elbette yanında takvası ameli bilen bir de. Çünkü İbnül Cevzi oğullarına kıyan nasihatleri de ben 60 yıldır ilim okudum, oynamadım. Üylerimi satıp, atamdan kalan havullarımı satıp, kitap alıp hemen okudum. Dip türüp etkilerdi ki, bana şu ilimlerimi senge bitti cümlede cemle vereyim mi? وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمَكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ Takva kılın ve Allah size ilim verir. Sizi örgüt eder Allah. Takva kısaca örgüt edilmez o ayetinin şekli. Lekin takva bilen ilim yanmayan diyen için şimdi düşünürler. Takva kılın Allah'a, Allah size örgüt eder. İlim. Ana şu takva bilen birge o şu hırs buluş gibi. Harislik, uçlik bu mesele ilim hasıl bulmuyor. İmam Şafii şunu için etkiler ki yine bir geplerde ilimden bir söz işitsem vücudum kulağı kalıp kaladı, tenem rahat alır diye. Ana şimdi ilim lezzetini tüymeyen adam hiç kaçan alır mı? İmam Zemahşari kolumdaki kalem kitaplarım menge aileden yakışıdır. İlimde bu harislik bu mesele eğer kişide ilim hasıl bulmuyor. Muhammed ibn-i Suhnur kitap okuyup oturarak gelir, kesesiz. Cariyesi Ummu Kudam oka top gibi. O kese kitaptan ayrılgı sikemesinden ben ben hazır diye koyup oku oturur. Cariye ben okuyken, oka top gibi kütüp türüp türüp ahırken sekin gelip oka topu azga tuttum da. Bu kişi yettiler diye. Kitap yukarı oturup, çayına oturup diye. Bir mahal oza ayeti vardı. Fakat ya bugün indi anca vakti ötken kitaptan boşamaydı. Bir mahal ozan ayeti bandı ötkedi. Ki Ummu Kudam yakarak Ummu Kudam seni kütürü koydum el. Ki o katini apki yevaleyin demiş. Ey taksir. Sen yedim. O katisi apkildim. Yediğiniz mi demiş. Ki şuna kalmadı. Demiş Muhammed Musa. Kitapki bandlikten ağzını açıp yapyalarını hem kitapki bandlikten okup oturup hani yeganini ham bilmabdi.
Cariye onu ağzına ovqatni tutqazavuribdi, u kishi yeyapti, yeganini bilmasmish. Shu darajada harislik bo'lgan. O'sha harislik shunday bo'lgani uchun keyin ilm bo'lgan. Shayxlardan bittalari aytadiki, hadisa degan ovqat bor. Hadisa degan ovqatni tunusda g'oz pishirishadi. Hadisa degan ovqatni yegim keladi necha yildan beri. Haligacha yeyolmadim. Chunki dars paytiga to'g'ri kelyapti, bozorda pishirayotgan payti bo'lmish. Ko'rdingizmi, biror mahal darsdan qolsam qopmanki, demak. Ana shu harislik, yo'qotib qo'yishdan qo'rqadigan harislik bo'lishi kerak. Imom Abu Yusuf, Imom Ahmad, Hazrat Imom Abu Hanifa alayhi rahmani yonlarida mulozim bo'lib yurganlar. Bir kun ertalab sahar tursalar, farzandlari vafot etib qopti. Qo'shnilarini, qarindoshlarini chaqirib keldi, bomdodgacha. Farzandim o'tib qoldi, Allohning irodasi. Sizlar yuvib, kafanlab, ko'mib qo'yinglar. Men darsdan qolmayin deb ketdi. Hazrat Imom bomdoddan keyin o'tirib dars boshlar ekanlar. To'g'ridan to'g'ri zikrlardan keyin xuftongacha dars qiladi. Aytishdiki, Abu Yusufga, Abu Yusuf 10 yoshda kelgan Hazrat Imomning yonlariga. Hazrat Imom o'zi boqib, o'zi katta qilib, o'zi uylagan. Demak, u 30 yosh bo'lsa kerak o'sha paytda, kamida. Endi 20 yildan beri Hazrat Imomning suhbatida yurgan odam. Aytishdiki, Abu Yusufga taqsir farzandingiz o'lib turibdi. Imomning yonlarida 20 yildan beri yuribsiz. Biror darsga kechroq borsangiz boribsiz endi. Yoki qolsa qopti biror ko'p. Shuni aytibdilarki, Abu Yusuf, yo'q, men farzandim o'tdi, Allohning irodasi, katta musibat. Lekin hozir kech qolsam darsga, imom bir foydani aytsa-yu, shundan qurib qolsam, bundan katta musibat bo'ladi. Undan ko'ra buni sinab ko'minglaru, dafn qilinglaru, men darsdan qolmay deb darsga ketgan ekan. Ana shu harislik, shu ilmni ikkinchi shart. Shunday muhabbat, shunday harislik bo'lmasa, u odam o'zidan olib kitni qo'yaversin. Majburlab o'qitilayotgan bolalarni janozasini o'qib qo'yish kerak, ulardan olim chiqmaydi. Zakaun va hirsu, ikkinchisi hirsan, va ijtihadun, uchinchisi mehnat, tirishqoqlik. Ba'zi odamda ilmga muhabbat bo'ladi, toqat bo'lmaydi. Yaxshi ko'radi, bir narsani eshitsa xursand bo'ladi-yu, lekin mehnatiga toqat bo'lmaydi. U ham olim bo'lmaydi. Ijtihod, tirishqoqlik bo'ladi, keyin undan olim chiqadi. Hazrat Imom Buxoriyning sheriklari aytadiki, Buxoriy bilan uxlar edik bunday. Kechasi bir narsa esiga tushib qolsa, turib yozib qo'yib yana uxlar. Ko'p uyg'onar. Uxlay, o'zi 4 soat yotsa kerak. Bizdaqa 8 soat, 12 soat yotgan mas'ullar. 4 soat, 3 soat yotsalar kerak bo'lsa. Turib nimadir yozib qo'yadi, yana yotadi. Nimadir esiga kelib qoladi. Bir kun kechasi shuni uxlamasdan sanab 18 marta uyg'ondi. 4 soat uxlasa 18 marta uyg'onsa uyquladimi? Mana shu mehnat, mana shu ijtihod bilan keyin Buxoriy bo'ldi. Orzu havas bilan, chiroyli binolar bilan, katta maktab kutubxona bilan, katta salla bilan, chiroq uzun kiyim bilan Buxoriy bo'lmaydi. Buxoriy mana shu mehnat, haligi taqvo, ana u harislik bilan bo'ldi. Farzandlarimizga shuni o'rgata olsak, kim ulardan chiqadi inshaalloh, shuni olamiz. Ibn Sino kabi, Buxoriy kabi olamiz. Demak, uchinchi shart ijtihod, mehnat, kashlik. Chunki aqliy mehnat jismoniy mehnatdan og'ir bo'ladi. Shuning uchun ishchi ko'p, olim kam. Lekin qaysi shaxs, qaysi oila, qaysi millat, qaysi jamiyat aqliy mehnatga ko'proq e'tibor qilsa, o'sha millat o'sadi, ilg'or bo'ladi, yetakchi bo'ladi dunyoda. Biz ummat shuning uchun yetakchi bo'ladi. Shuning uchun orqada qolgan hozir. Ma'rifatdan ilmdan uzoqlashgani uchun, ishchiga aylangani uchun. Mardikorga aylangani uchun aksar. Mehnat ham kerak, lekin ilm ma'rifat ham kerak. Aytganimizdek, podsholar ham, oddiy ishchilar ham, oddiy kosib ham ma'rifatli ilmli bo'ldi. Hamma, shuning uchun Hazrat Shayx Hazratlari kitoblarida yozganlar, Islom ummatini g'arb olimlari madrasaga qatnaydigan ummat aytishgan. Shunday nomlashgan. Madrasaga qatnaydigan ummat, boshidan oyog'igacha hammasi, erkagi ayoli kattagi kishi. Ana shu muhabbat, shu mehnat kerak. Shunda keyin o'sha millat o'sadi. Demak, uchinchi shart ijtihod, mehnatkashlik, tirishqoqlik. Bu to'g'rida ham juda ko'p misollarni keltirishimiz mumkin. Imom Navoiy vaqtni tejaganlardan bir kunda bir mahal ovqat yeyishga tushirganlar taomlar. Bir mahal suv ichadiganlar, bir mahal ovqat yeydilar. Johizni yuqorida aytdik. Naqadar katta mehnatlar bilan olim bo'lgan va kitob ta'lif qilgan.
O ictihadun ve bulgatun. O şey ictihadge yine İmam Bukhari'nin misal kısak böyle. İmam Bukhari'nin ortalara etedi ki derske çıkmaya koydu Bukhari. Muhammed ibn İsmail. Halid'in havarıganın hücresine girsek bir çayşak bu uğranım yatırdı. Tür desek türmeyin. Nege bunda yatırsan desek kimin yok. Kimin kanı kiyip çıkıyken kimin? Karnım aç kalıp yekteklerimi, köylerimi satıp nan alıp yedim. Kim ballar bundan toplap pul toplap kim alıp verdik kim derse çıktı. Şu derecede mihnet, şu derecede meşakkat geçecek ödüller. Hazır elinde maşine olmasa hem okuna koyar. Bar gen. Ama ya çarayet zor, muhayya bozunu, ya tuvasını, meyşede müşmehal cahide bozunu, ki alın bozunu. Bu meydan. Şu oranda yani bitti bir nükten ayeti koyamam. Farzallarını alıp mahsulü adam, ballarına imkaniyeti kim yetinmesi gerek. 300 milyar diyor bu size. Balanız bir cihati kem yaşayış gibi. Hem yakını muhayya kıldınız mı? Balanı buzdiniz, öldürdünüz. Ahlakını hem buzdiniz, ilimden tosdiniz. Bala ne megedir? İhtiyaç sezi. Ne megedir? İntilip yaşayış gibi. Hemen her zaman muhayya olsa şimdi hem özü yakışı yok. Okuduğuna kılamın. Çünkü Türk avat kıyım abermeyin. Zaruratını abermeyin. Puliniz var, abermeyin deyik. Yaş balan ligiden tart. Aldıge saç vermeyin hemen ersen. Yok. İhtiyacı gereşe verin, ihtiyacını ham tuğla kandırmayın. Buradan kem olmasın, koşunlukiden zor olsun, oradakadan balan tursun deyip, balanızge kim keçek kılıp, koruya pul verip, çöntege pulsa koyuşuyumuz, balanın bozuşunun birinci sebebi şu. Çünkü balan mihnetke muhtaç buluş gibi dair. Mihnet kıttırış gerek, şunda alınmıyor. Ve bulgatun, bulgatun, teminat. Teminat ki hayatı ötküdük. Meclis kıyı değiliz. İbn-i Cevzi etkenlerinde şeyhlerine 7 yaşında eğlenip çıkardım. Yegen dersen bunlar. Aç karınca eğlenip çıkardım. Şu derecede özlerini bahşiyle kılmıyor. Bulga teminat buluş gerek. Lakin umumun zülüp kalsa, hususen kitap satı varışke, ustazıge pul verişke, mana bu narsalarga ayrim. Ama balanın o'ziga kelganda sarflaydi. Shunda inshaalloh bola yaxshi olim bo'ladi, muhabbat bilan, tirishish bilan o'sadi. Ijtihodun va bulg'atun va suhbatu ustozin. Bitta ustozni etagini tutib, u bilan uzoq birga bo'lish. Suhbatu ustoz bitta ustozni etagini tutib suhbatida, ya'ni uni yonida bo'lish. Undan bir shibil, bundan bir shibil, undan bir shibil olib yurmasin. Bitti ustazını uçlasın. Adın ustazı terlesin. Hakikisini. Kim uçunu uçlasın. Başka ustazlardan fayda alsın. Lakin bitti ustazını o zige asasi muallim sıfatta tutsun. Ve tuğlu zamani ve uzağı vakit. Altıncısı şu. Bir yılda, iki yılda olamayan, dört yılda, üç yılda olamayan degen adam ham buladı. Ben bir sohbette etkendim. Fakih buluş için, ya ki muhaddis buluş için, ya ki müfessir buluş için. Kaysi yedim bu sayan, hatta doktor buluş için, hatta muhaddis buluş için. Kaysi sahabı olmasın, 20 yıl okuş gerek, en kem. 20 yılda insan bir tanesine gelişir. 12 saatten okusa onu diye. Bazı adamlar bunu köpsene, vay bu değişim mümkün. Şimdi o adamın hazırda, mahallesindeki bir tanesine bulabileceğini, yani ki bir atın çayını görüp, şunu ilimliydi, böyle gelip olsa vardır. Biz etekte alım olmaz. Fen egesi, ilim egesi mesul. Bu adam, nümerdur okup tercüme okup verişe kadir adam buluşur. Peki ozu ilim saha egesi bu muydu? Saha egesi oluşsun adam, mesela fakir buluşsun. Hafız buluş gerek Kur'an'da. 2 yıl, 3 yıl yeter. Ondan ki birlemçi kitaplarını okuyun. Ondan ki ikinci baskıç, üçüncü baskıçta okuyun. Ve fikh bitti ozu, ozdan ozu kurulmaydı. Onun atrafında lügat gerek, hadis gerek, tefsir gerek. Kaysıdır miktar. Onların hepsinden fikhi hizmet kıyıldık derecede alışırsak bunu. Kudu ki mesela tababatki kimya gereği olacak. Bu tababatki kimya gereği olacak. Fakat anatomiyemez. Kudu şuna kal, fikhi hizmet kılığı başka ilimlerini bilişkin. Ondan ki, o şey özü mütehassısı muhçurken fikh mesela bir hadis sahasında mütehassıslık kitaplarını alakalı okuşkin. Ondan ki, ders verişkinlik. Çünkü ders vergende ilim pişir. Ondan keyin ta'lif qilish kerak, ilmiy bahs qilish kerak. Bunga 20 yil yetsa ham katta gap bo'lasiz. Siz oddiy tabiblarning ko'z doktori, yaxshi ko'z doktori shu odam degan odamni ko'rsating. 40 ga kirgan bo'ladi. Shu odamni o'sha 40 ga kirgandagi erishgan
tajribesi ve ilmi 7 yaşta mektepten başlangan bo'ladi. Maktabning ilmini ustiga keyin kollejni ustiga keyin institut ilmini qurgan bo'ladi. Keyin uni tepasiga magistr, keyin uni tepasiga tajriba bo'lib turib, keyin ko'z uqtirib bo'ladi 40 ga kelganda. O'shunga ham 30 yil ketyapti. Quloq uqtirib olish kerak. Haqiqiy mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsa. Endi qassob bo'lsa bo'lishi mumkin boshqachalar. Shariy ilmlarga ham o'tishni. Shuning uchun bolangizni agar ilmga ajratmoqchi bo'lsangiz, borib 2 yil o'qib kelsin, 3 yil o'qib kelsin, keyin ish qilaveradi desangiz, ajratmay qo'yaver. O'zbekcha o'qisin diniy ilmni. Shu hazrat kitoblarini bir chekadan o'qib chiqsin, shunga amal qilsin, jannatda inshaalloh tepasiga chiqadi. Lekin shariy ilmni mutaxassis bo'lmoqchimi? 20 yil ajratsin. Ajrating mutlaqo 20 yil. Keyin u shariy ilmni olib. 3 yilda, 4 yilda madrasani bitirib, yoki bitta maktabni bitirib, yoki bir joyga borib 3 yil o'qib kelib, bir domlada Mabla Qur'onning 3-sidan tafsirga o'tib, bitta tafsirni o'qib chiqib olim bo'ladi degan bo'lsa, u odam zalolatdagi odam bo'ladi, adashgan odam. Uni foydasidan ziyoni ko'p bo'ladi. U o'sha qala dinni buzadi. Hozir asosiy muammoimiz mana shunda. Chala mullaning ko'pligida. Shuning uchun tojiklarda bir maqol bor. Mulloyi chala kofir asli. Chala mulla kofirdir deydi. Nimaga? Omi bilmagan odam bilmayman deb o'zini tiyib, tilini tiyib o'tiradi. Olim bilib gapiradi to'g'ri gap. Chala mulla bilaman deb o'ylab, bilmasligini bilmaydi. Gapirib hatto imoniga putur yetadi. Xuddiki chala doktor ko'r quyandaqa. Uni ko'ra bilmagan odam bilmadim birodar, doktorga boring degan foydaliroq bo'ladi. Ko'zingizni davolayman deb ko'r quyandaq doktordan. Ana shu har bir ilmda, tabobatda bo'lsin, hindasada bo'lsin, fizikada bo'lsin, boshqada bo'lsin, hammasini o'sha sohaga katta yil, katta vaqt va katta mehnat ajratilgandagina katta mutaxassislar chiqadi. Biz aytayotganimiz yetakchi olimlar. Endi fanni ancha muncha o'rganadigan, ancha muncha shu to'g'rida bir saqofa tushuncha oladigan bo'lsa, u ozroq bo'lishi mumkin. Lekin biz aytayotgan narsa o'sha sohaning egasi bo'ladigan mutaxassis olimlar. Endi jamiyatni yuksaltirish nima bilan bo'ladi? Mutaxassislar bilan bo'ladi. Har bir sohaning katta mutaxassisi bo'ladi. O'zbekistonni masalan deylik, kambag'al davlat ekanini Yevropadagi bitta odam kitob yozib bizga isbotlab beryapti. Nimaga? Nimaga biz cho'ntagimizdagi pulimizni, oyog'imizni tagidagi narsani birov hisoblab beryapti? Nimaga? Bizning ilmimiz yetmaganda. O'sha odamning gapiga qarshi ochilib, kitobiga qataqdoq o'tirib biz hisoblasak. Yomon emas, yaxshilik. Lekin shunga muhtoj bo'lishimiz yomon. O'zimizni o'zimiz baholay oladigan darajada emasligimiz. Hatto o'zimizni kambag'alligimizni ham birov bizga o'lchab beradigan darajada ojizligimiz. Mana shu bizning ilm yo'qligidan shu. O'sha ilmga ajramaganimizdan shu. Chala mullob chiqayotgandan o'sha iqtisodchilar. Nimaga chet eldan kelib bizni tahlil qilmayapti? O'zimizni o'zimiz tahlil qila olmayapmiz. Ojizligimizdan shu johilligimizdan shu. Buni tan olish kerak. Buni yo'li yuqoridagidek. Birinchi yo'l ilmni ajratishni yo'qotish kerak. Hamma ilm Allohning ilmidir. Ikkinchi kitobxon jamiyatni yaratish kerak. Gaplashishlarda laqillab o'tirish o'rniga kitob o'qish kerak. Facebookda tortishib o'tirish o'rniga ilm olish kerak. G'ibat qilib boshqa bilan tortishish o'rniga birovga baho berguncha har kim o'zi bitta sohani olib o'qish kerak. Hech bo'lmasa o'zingiz yoshingiz katta bo'lgan bolangizni kitob o'qishiga yordam bering. Bolangizni olim qiling. Ana shunda inshaalloh kelajak katta olim, olimlar chiqadigan ilmiy salohiyati bor, dunyosi ham baxtli, oxirati ham saodatli bir jamiyat dunyoga keladi inshaalloh. Alloh taolo o'zi hammamizga o'zi ilm muhabbatini bersin. Kitob sevar xalq bo'laylik. Ilm sevar xalq bo'laylik. Mana yaponlar hozirda deydi, mana shu taraqqiyot bilan, shu hozirgi imkoniyati bilan, kitobxonligi bilan erishgan. Eng ko'p navbat sotuvda, bozorda kitobga bo'ladi. Amerika prezidenti Roosevelt har kuni nonushtadan oldin bitta kitob o'qib ketgan. Nima bilan boshqaradi? O'sha ilm bilan boshqaradi. Axborotda odamlardan yurgan gap bilan siyosatdan gapiraverish emas. Siyosat ham katta ilm. O'qib, bilib gapirish kerak. Bilmagan odam tek o'tirishi kerak. Har kim shuncha aytadiki, johil jim turganda odamlar rohat olardi. Shuning uchun o'zingiz bitta sohani egallang. Har bir kishi egallasin. Har bir sohada mutaxassis bo'ling. Oddiy masalan siz qoshiq ishlab chiqaryapsiz. Ilmingiz zo'r bo'lsa, eng zo'r qoshiq sizniki bo'ladi dunyoda. Oddiy suv ishlab chiqaryapsiz. Ilmingiz zo'r bo'lsa, eng zo'r suv sizniki bo'ladi. Insofingiz ham bo'lishi kerak, to'g'ri albatta ilmda.
Doğru işte yapsınız Afrika'da. İlminiz ve insafınız olsa en yaxşı doğru siz ki bunu. Hamas ki ilim gibi. Ve takva ki. Çünkü halkımızı ilimli ve diyanetli kısak yine biz saadet tapamız. Diyanetsiz ilimli olsa ya saadet tapmıyoruz. Ben hazır İstanbul'a varsayız, bakıp devletlerine varsayız, tababet adam saadası geldiğinde. Ne mege? İlim var, insaf yok, diyanet yok. Çırağıyla İspanyolar, adamlar ölüyor, tuttu, kırılıyor. Kımmet baha aparatlar, dava yok. Ne mege? Çünkü insaf yok. Adamını kursa, insanlığımız pırlık öyle. Çünkü biz elbette diyanet, yaşlı giden, gödeyli giden bağlı. Dindar, ilimdar kurşunuz gibi. Dini terbiye hem, ilmi terbiye hem gerek. Hem dindar, hem ilimdar olsa halkımız, şunda yine hem saadet topadı inşallah. Allah Teala hemimizge o insan versin, halkımızge ecdadlarımız devredeki terakkiyatlarını o nasip etsin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursaline velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.